Çaykara Boğazı'nda seller olmuş, büyük seller. İmar İskan Bakanlığı heyet gönderdi Çaykara'ya. 1973'te burayı incelediler ve buranın tahliyesini talep ettiler en kısa bir zamanda. Ve o zaman karar verdiler, Şahinkaya Gökçeada'ya nakledilecek. Arası az olduğu için devamlı bizim o çaylardan macun çıkardı yani. Kırıkhan'a kilitliler. Çok yerlere kilitliler için. Arazimiz az olduğu için hep gurbet hayatı vardı bizim orada. 4 tane çocuğum vardı. Adam gurbetteydi. Hollanda'da. Köş kararını ben aldım. Annem babam istemediler çocuklarından ayrılmaya. İstemeyerek geldim yani. Bizi devlet yani getirdi buraya. Önce kamyonlara eşyalarımızı yüklüyorduk. Ne vardı işte çoluğu çabutumuz. Geldi komşularımız yolcu ettiler bizi. İşte biraz ağlamalar oldu derken. Öyle işte ayrıldık köyümüzden, Çaykara'mızdan. Ağlamaklar, bağırmaklar. Hani babadan ayrılmak kolay mıydı? Trabzon'a erken geldim zannettim dünyadan çıktım ama. Gelince anladım dünyadan çıktığımız. 5 tane yetimim var idi. Dediler bu orada yapamaz, bunu alıp gidemezdik. Oraya erkek lazım, çalışacak. Ben dağladım, sızladım, komşular hep gidiyor. Ben yalnız burada, çakallar yer bizi. Düşünün ki 500 yılı aşkın komşuluk münasebetleri olan bir yaşam yerinden kopuyorsunuz. Tabii o çok duyguluydu. Ben evet bir merasim yapmak kaydıyla okulun yanında göç hareketi başladı o zaman. Otobüsler geldi, otobüsleri yükledik. Ana baba günü, ta Trabzon'un çıkışı ve nihayet konvoy halinde ben Beşiktaş'a gittim. Ve yolcu ettik onları. Biz üç arkadaş gruptan 3 gün önce gelmiştik. Yük kamyonlarıyla geldik. Şahinkaya'da bir binalar yapılmış. Bahçe duvarları filan, sokaklar dizayn edilmemiş. Değişik bir ortamdı. 2-3 gün sonra da esas grup geldi. Öyle yerleştik işte. Ondan sonra bir açılış töreni filan devlet tarafından tanzim edildi. Açılışımız çok tepdebeli oldu. Bizim köyümüzün ismi Şahinkaya Köyü'ydü memleket. Oranın ismi de buraya belli. Burada olduğu gibi Şahinkaya Mahallesi, Tereköy mesela. Orası köyümüz, oranın mahallesi. Muhtarlığımız da oradaydı. Karakol orada vardı. Kahveler şeyler orada vardı. Geldiğimiz zaman da kimse yoktu. İnsiziydi ya bu evler. Kendi şahsımı konuşuyorum. Güzel gelmedi bana. Sıra sıra güzelleşti. Ne kadar kaldıkça sevdik burasını. Ha şimdi memleketten daha güzel geliyor bana. Annemiz dedi ki burada idare olmaz. Burada ben çocuk istemiyorum, kalacaksınız burada. Dönelim. 5-10 gün burada kaldı, 10 gün yadağını açmadı. Öyle onun bunun yadağına kenarına yattı da öyle istemedi, sevmedi. Burada bir inek yatacak yer gözünü tutmadı. Geldiğimiz zaman çırılçıplak. Bir tane ağaç yok. Hep yollar perişan. Evler doğru dürüst yapılmadı. Öyle rüzgarlı bir yere geldik. Moralimiz çok bozuldu burada. Çok bozuldu. Bütün millet ne yapacağını şaşırdı. Bazıları geri döndü. Herkes başladı evin önüne sarmaya, yeşillendirmeye, ağaç dikmeye, bahçe yapmaya. Çaykara'da mesir yapardık, bellerdik, kazardık, kahan yapardık. Çok çalışırdık orada.
Oranın işiyle buranın işi ayrı. Buraya geldik ki buranın işlerini biz yapamıyoruz. Erkek işi. Buraya can geldi ki aklım kafamdan çıktı. Dedim ben burada bu yetimleri bakamam. Kupkuru ortalık. Ha bu yeşillikler, ha bu şeyler yoktu. Bir kısmı ihtiyarlar ya, bize yalvardı. Mal getirin, mal. Malsız gitmeyin. Şimdi Rumların bir lafı var indi. Zo eşis, zis eşis. Zo uçeşis, zis uçeşis. Zis demek yani hayat. İneğin var ise hayatın var. Bolluğun var, yiyeceğin var. İneğin yok ise hiçbir şeyin yok.